Bir Güzellik Kraliçesi, Çernobil Felaketi ve Mikhail Gorbaçov. Hepsinin ortak özelliği Sovyetler Birliği'nin parçası olmaları. Şimdi Sovyetler Birliği tüm hatıralarıyla Paris'e taşınıyor. Amacımız Sovyetler Birliği'nin ta derinliklerine inebilmekti. Rusya'nın içine ama aynı zamanda diğer ülkelere de. Oraları anlamak, içeriden bir bakışla insanların o zamanlar nasıl yaşadığını görmeye çalışarak. Üç başlıktan oluşan sergi reformlar, ifşa ve devrimi konu alıyor. 1985 yılından Mikhail Gorbaçov'la başlayan reform bölümü, modernizmin ve değişimin zamanı olarak sergide yer alıyor. İfşa alanında ise başta güzellik yarışmaları geliyor ve elbette Afganistan saldırıları, AIDS'in doğuşu ve Karadeniz'i derinden etkileyen nükleer felaket, Çernobil. Sovyetler Birliği'nde Gorbaçov gerçekten popüler olmayan bir figürdü. O ekonomik ve sosyal açıdan tasvip edilmeyen reformlarla birlikte anılan isimdi. Serginin üçüncü başlığı devrimde ise sonun başlangıcıyla mücadele dönemi anlatılıyor ve 1991 yılında Sovyetler Birliği'nin dağılmasıyla son buluyor. Paris'teki sergi için St. Petersburg'dan 200'e yakın poster, fotoğraf, video ve gazete küpürü getirildi. Bu yılın başka bir önemli olayı Ağustos 1991'de gerçekleşti. Darbe girişiminden bahsetmiyorum. Müzenin ismini değiştirme nedenimizi söylüyorum. Eskiden buranın adı burası. Ekim Devrimi'nin müzesi ismini taşıyordu. Şimdi ise Rus Politik Tarih Müzesi adı verildi. Великой Октябрьской социалистической революции. Теперь мы Государственный музей политической истории России. Müzede aynı zamanda Mikhail Gorbaçov tarafından Sovyetler Birliği'nde başlatılan büyük boyutlu reform programı Perestroika'yı tanımlamak için de birçok yazarın, düşünürün gazete köşeleri de kullanılıyor. Kelimelerle yapılan bir oyun var. Komünist Parti'nin sonu, Sovyet döneminin sonu. Partinin sonu aynı zamanda şahmat demek dilimizde. Bu Perestroika dönemine söylenirdi. Yani tam da iki satranç dehası Karpov ve Kasparov'un arasında geçen turnuvaların olduğu zaman. İşte böyle bir kelime oyunuydu. Peki ama Sovyetler Birliği'nin çöküşünün 20. yılında o dönem genç ziyaretçiler için ne anlama geliyor? Tek şikayetim o dönemin yalnız pozitif açıdan burada lanse ediliyor olması. Biraz Fransız gözüyle verilmiş. Ama burada Gorbaçov'un vaatlerinin hepsinin gerçekleştiremediği gerçeğini unutuyoruz. O Lenin'in ruhunu yaşatmak, Sovyetler Birliği'ni devam ettirmek istiyordu. Продолжать по духу Ленина, как здесь показано, кстати. Sergi Paris'te Şubat ayına kadar ziyaret edilebilir.